daha spesifik bazı konulara evet. gireceğiz. Evet. Nörolojik hastalıkları konuşacağız. Şimdi fizyoterapi çok geniş bir saha olduğu için evet. işte hem ortopedistlerle, nörologlarla, beyin cerrahi uzmanlarıyla, pediatristlerle, jinekologlarla, spor hekimleriyle çalıştığı için hemen hemen tıpta her alanda evet. yer alan bir meslek grubu olduğu için çeşitli sahalarda ve çeşitli hastalıklarla sürekli haşır neşir olabiliyoruz. Evet. Bugün nörolojik rehabilitasyonu konuşacağız. Yani felçli hastalıklardaki hem rehabilitasyonlar hem de iyileşme süreçlerini aslında ele almakta fayda var. Çünkü hem Türkiye'de hem de yurt dışında özellikle Avrupa'da felçli hastalıklara yönelik rehabilitasyon programları ülkemizde çok şükür yani gayet başarılı bir şekilde yapılabiliyor da mesela Avrupa'da çok fazla başarılı bir şekilde yapılmıyor. Bununla alakalı birazdan bazı konulara değineceğim ama şöyle isterseniz başlayalım. Evet. Uygunsa, algısı var, erken dönemde geçirilmiş bir rahatsızlığı mevcutsa bu kişilerde felç kalma ihtimalleri %1, %2 diyebilir. Fizyoterapist Hürkan Akkuzu, TRT Haber'de yayınlanan... Derya Hanım, şimdi ekranların karşısında bizi merakla, sabırsızlıkla izleyen özellikle felç kalmış ailelere çok ciddi... Ve hayat mamet meselesi denilecek kadar çok önemli bazı uygulamalar göstereceğim. Ayaklarımızı ve ellerimizi ellerde masalarda olabilir. Ayaklarımızda yere temas yalın ayak şekilde temas ediyor 5 dakika. Akuaterapiyi anlatıyorum. Türk fizyoterapistinin geliştirdiği akuaterapi. İkinci olarak çok basit bir uygulama. Herkes evlerinde bunu yapsın. İkinci olarak toprağa temas. Toprak teması çok önemli. Felçli hastalıklarda inanılmaz derecede önemli. Bütün psikolojisini ve gerginliğini, her şeyini toparlayacaktır. Evet. Ve vücudumuzda meydana gelebilen elektrolit dengesini de toparlayacaktır. Tabii. İnanılmaz derecede önemli. Bunu ne yapıyoruz? Oturduğumuz yerde ev ortamında bir kaba, herhangi bir kutuya toprak koyarak, gübresiz tabii ki toprak olmasına dikkat ediyoruz Derya Hanım burada. Bununla beraber 5 dakikada, ellerimiz ve ayaklarımız toprağa temas eder bir şekilde duruyoruz. İkinci olarak. Üçüncü olarak da musluk sıcaklığında bir su. Kabın içerisinde bir daha. Suyu koyuyoruz. Ayaklarımızın, ellerimizin içerisine koyuyoruz. Bu sefer ellerimizi, ayaklarımızı orada oynatmaya çalışıyoruz. Vücudumuzun sağ veya sol tarafında varsa hasta olan tarafa. Vücudumuzun altında sadece varsa alt tarafa. Hem altta hem üstte uzuvlarla alakalı bir kuvvet kaybı, bir felç durumumuz varsa hepsine. Hastamızda algısı olmayabilir, konuşamayabilir, görmeyebilir. O sırt üstü öyle yatmayacak. Oturtacağız sabahları uyandığı zaman bu şekilde 5 dakika yere temas. Evet, 5 dakika toprağa temas, 5 dakika suya temas. Su musluk sıcaklığında olacak ve kesinlikle ve kesinlikle özellikle sağ veya sol tarafı felçli olan hastalar hasta tarafına yan yatmayacak. Evet. İyileşene kadar sağlam tarafına yan yatacak. İyileştikten sonra hasta tarafına yan yatacak. Bununla beraber bir de sıcak suyla asla ama asla duş almayacaklar ki önemli. Çünkü vücudumuzda sürekli kasılmalar oluyor. Genel spastite dediğimiz vücut kasılmaları oluyor. Bu kasılmaları azaltabilmek için medikal uygulamalara destek verebilmek için muhakkak ılık suyla, ılık suyun biraz daha altında hasta etmeyeceğimiz derecedeki biraz daha soğuk ılık arası bir suyla duş alacaklar. Bu vücudumuzun belinden ve boynundan altı felçli olan hastalarımız için de geçerli. Ama vücudumuzda açık bir yerler varsa enfeksiyona dikkat ediyoruz. Evet. Onlar silinme, temizlenme yöntemleriyle duştan alıyorlar. Evet. Dedikten sonra felçli hastalıklarda en önemli hassasiyet bu şekilde 15 dakika oturduktan sonra sırt üstü yatırıyoruz. Hemen Hakan seni bir sırt üstü yatıralım mı? Ben bu mikrofonu alayım buradan. Bu tarafa doğru şöyle olacağım. Başını istersen şöyle yapalım. Daha rahat uygulamaları gösterelim. Evet. Harika. Çok güzel. Gel biraz daha yukarı doğru. Müthiş. Çok iyi. Harikasın. Ben şu mikrofonu size versem. Tabii. Derya Hanım. Şimdi hastalarımızı sırt üstü yatırdıktan sonra eğer dediğim gibi boynumuzdan altı felç bir hastaysa veya işte vücudumuzun sağ veya sol tarafında felç bir durumu varsa ilk etapta elimizden kolumuzdan başlıyoruz. Biz ne yapıyoruz? Bu hareketler, şimdi bazı hareketler var. Şöyle işte çeşitli kolumuzu yana doğru açma, kapatma, düz kaldırma. Bunu aileler zaten meslektaşlarımız, dünyanın her yerindeki meslektaşlarımız bu yöntemleri öğretiyorlar. Bunlar klasik fizik tedavi hareketleri. Biz bunları yapmayacağız. Biz bunları yapacağız ama şu anda uygulamalar olarak biz bunları göstermiyoruz. Biz şunları gösteriyoruz. Hakikaten onlara faydasına dokunacağını bildiğimiz şeyleri gösteriyoruz. Sinir uçlarını uyarıyoruz.
Yaradan bizi öyle güzel bir şekilde yaratmış ki Derya Hanım, hem el hem ayak tabanımızda özellikle bütün sinir sistemiyle alakalı sinir nöronları var. Hı-hı. Yani sinir hücreleri var. Evet. Bunlar biz hastalandığımız zaman, dikkat edin, ayak tabanımıza dokunalım, gıdıklanıyoruz hemen. Neden? Çünkü orada yoğun bir sinir hücreleri mevcut. Hemen beynine direkt bir uyarı gönderiyor. Koltuk altımızda mevcut. Hı-hı. Göğüs etrafında mevcut. Hı-hı. Bazı nöral motor noktalarda mevcut. Şimdi onların hepsini göstereceğim. Bunlar çok önemli. Çok hassasiyet, çok ehemmiyet teşkil ediyor. Bunları Türkiye'deki meslektaşlarımız da mutlak hastalarını yapsınlar. Yapmıyorlarsa hasta yakınları muhakkak hastalarını yapsınlar. Hı-hı. Çünkü bunun vücuda vermiş olduğu herhangi bir zarar yok. Biz burada iğne batırmayacağız. İlaç vermeyeceğiz. Sadece bir öneri ve bu bilimsel çalışmasını yaptığımız bir öneriyi burada söylüyoruz. Peki. Vücudumuzun ilk etapta sağ veya sol tarafında bir sıkıntı varsa veya boynumuzun altı felçli bir hastaysak, avuç içerimizde, el avuç içerisinde, elimizde, evlerde bulunan çok basit bir aparat. Bizdeki arkadaşlar sevimli olsun diye süslemişler. Bir kürdan alıyoruz. Evet. Bu kürdanın ucuna dikkat ediyoruz, ince olmak zorunda. Hı-hı. Tamam mı? Hı-hı. Ve batırma açımız da şu. Çok fazla batırmıyoruz. Size de göstereyim. Şu. Dikkat ederseniz eliniz avucunuz içindeki hassasiyet de şuraya dokunayım farklı. Tabii, tabii. Çünkü bütün duyular burada mevcut. Ve beyni incelediğimiz zaman, bunu nörolog arkadaşlar ne demek istediğimi anlayacaklardır. Baş parmaklar, ayak ve el baş parmakları beyinde en çok alanı kaplayan noktalar. Çünkü en çok buralardan uyarılar, oralara gitmişler. Tabii ki şu etaptaki nöroloji ilminde beynimizin yani kullanım kapasitesinin şu etapta %40'ı falan keşfedilmiş. %60 halen daha acaba bu ne yapıyordu, şu nerede, hangi acaba nereye çalıştırıyor, şu beynin şu motor alanı nedir ne değildir, daha net cevaplar verilemiyor. Buna yönelik halen daha dünya genelindeki bilim adamları bunlara yönelik halen daha çalışıyorlar. Evet. Biz sadece şunu gösteriyoruz. İlk etapta elimizin iç tarafından dikkat ederseniz şöyle küçük küçük batırmalara başladım. Şimdi bunu felçli hastalar, bunları özellikle hasta yakınları hastalarına yaptıkları zaman bu elde hafif böyle refleksleri göreceklerdir. Gördüklerinde doğru bir uygulama yaptıklarını göreceklerdir. Hafif hafif zaten Hakan da direkt elini yavaş yavaş çekmeye başladı. Gıdıklanıyorsun değil mi Hakan? Nasıl? Hoşuna gidiyor mu? Tuhaf bir duygu. Evet, ilk etapta medial dediğimiz iç taraftan başlıyoruz. Ondan sonra işte orta hatta geliyoruz. Orta hattı uyarıyoruz. Daha sonra lateral dediğimiz dış hatta geliyoruz. Burada maksimum şöyle bir 15-20 saniye geziyoruz. Bakın 1-2 dakika veya işte birkaç saat yapmıyoruz. 15-20 saniye, çünkü sinir uçları da çok böyle küsebilir bize. Yormamak lazım. Her şey olduğu gibi onları da yormuyoruz. Dedikten sonra ondan sonra el parmaklarının, bakın bu refleksoloji falan da değil. Biz buralarda akupunktur da yapmıyoruz. Akupunktur noktaları falan onlar var başka. Ama evet yapmıyoruz. Biz nöral egzersizlere, nöral aktivitelere yapılan bazı uygulamalar gösteriyoruz ve birkaç tane de nöral egzersiz göstereceğim sinirleri uyarmak için. Bunu yaptıktan sonra peşine parmak aralarına giriyoruz. Parmak uçlarını uyarıyoruz. Baş parmağa uyarıyoruz ve ondan sonra kolumuzun ön tarafına doğru geliyoruz. Motor nöron noktaları buluyoruz. Şimdi bunu özellikle felçli hastalar, felçli hasta yakınları uyguladıkları zaman refleksleri göreceklerdir. Refleks noktasını gördüğü zaman üzerinde birkaç saniye geziyor. Arka kas grubuna gidiyor. Oradan omuzuna geliyor. Ön kas grubuna geliyor. Kolunun ön tarafına doğru geliyor. Buraları bitiriyor ve kaldırdıktan sonra bir soğuk sprey. Hani bu eczanelerde satılan soğuk spreylerimiz var ya. Evet. Valla bir pıst pıst bitiyor. Bitti. Hepsi bu. Batırma açımızı dikkat ettiniz mi? Tabii, böyle tabii. Batırmıyor. Yo, hayır. Dokunuyoruz sadece bu. Bu kolda eğer hastalar özellikle yeni dönemde felç geçirmişse, vücudun sağ veya sol tarafıyla alakalı bir felç durum varsa, bu uygulamayla emin olun reflekslerle beraber motor aktiviteleri gelişecektir. Çünkü beyne giden özellikle o hastalanan bölgedeki sinirleri sürekli biz aktif hale getiriyoruz. Bunu yaptıktan sonra tabii ki birkaç tane nöral aktivite var. Evet. Elimizi dikkat ederseniz ben Hakan'ın elini bu şekilde aldım. Göbek hizasına getirdim, kaldırdım çapraz. Şu uygulamayı yaparak iyice sinirleri pompalıyorum, öyle söyleyeyim. Veya
bu çapraz yaptıktan sonra düz kaldırıyorum. Düz. Şu. Bir daha tekrardan göstereyim. Akılda kalsın diye. Bu hareketlerle beraber omuz kuşağı etrafındaki veya işte ön kol dediğimiz, pardon, kol dediğimiz bölgedeki kasların motor aktiviteleri açığa çıkacaktır. Şu hareketle beraber dikkat ederseniz yine burada da bir pompa durumu söz konusu. Bunda da ön koldaki hareketlik alanına kasların bu sefer elimizi kaldırma, sağa sola doğru hareket ettirme aktiviteleri açığa çıkacaktır. Tabii ki bu uygulamalar bir meslek tanışım tarafından yapılabilir ama bu uygulama herkes yapabilir. Yere temas, toprağa temas, suya temas artı kürdanla çok basit. Evet, sinir uçlarını uyarmalar. Bu kolla alakalı, koldaki fonksiyonellik gelişsin diye yapılan bir uygulama. Ayakta ne yapacağız? Hemen ayağı gösterelim. Hadi gösterelim. Evet, ayakta, Hakan kusura bakma, çorabını alacağım. İnşallah ayağın kokmuyordur. Esprimizi yaptıktan sonra tabii ki Hakan biraz, şunu ben şu tarafa bırakayım. Tamam. Hakan'cığım. Evet, ayağımızda, ayağımızı bu şekilde alıyorum. Tamam, yine sırt üstü hastamız yatıyor. Aldıktan sonra yine dikkat ederseniz iç taraf dediğimiz medial taraftan başlıyorum uyarıları vermeye. Şimdi Hakan'da bakın refleksleri ben tetikleyeyim, dizini karnına doğru çeksin. Bakın farklı gıdıklanmaya başladın mı Hakan? Bu hepimize yapalım, hepimiz gıdıklanırız. Çünkü ayak tabanında bütün sinir uçları mevcut. Hepsi mevcut. Elde de hakeza o şekildedir. El biraz daha özellikle uzaydaki konumumuzu anlamında bir de beyne daha çok yakın olduğu için sinirler biraz daha hızlı gidip geliyor. Buradaki sinir iletimleri daha uzak olduğu için daha hassasiyetimiz mevcut. Ondan dolayı hemen gıdıklanıyoruz. İlk etapta uygulama gösteriyorum. İç tarafı. Medial dediğimiz hattı, ondan sonra orta hattı, Hakan'cığım kusura bakma, dış hattı uyarıyoruz ve ondan sonra kaçırmalara başladı Hakan çünkü artık dayanamıyor. Evet. Ve ayak parmaklarımızın olduğu bölge, ondan sonra ayak parmak araları, şimdi buralarda Hakan daha çok şey yapacaktır ve parmak uçlarını uyarıyoruz. Ayak tabanını bitirdikten sonra işte yine geliyorum. Hakan'ın tabii ki pantolonun üzerinden göstermek zorundayım. Buradaki motor nöron noktalar üzerinde kasların geziyorum, yan tarafa geliyorum. Tabii ki ayağımızı tutuyorum, arka kas grubunun üzerinde de geziyorum. Ondan sonra tabana gelip tabanda birkaç saniye durup yine pist yapıp soğuk spreyden sıkarak. Soğuk sprey sıkmak zorundayız. Çünkü biraz sinirleri dinlendiriyoruz. Anlatabiliyor muyum? Evet. Çok yaygın bir şekilde şunu bir ben size 5 dakika yapayım sanki. 5 kilometre koşmuş gibi kendinize bir yorgunluk hissiyatınız olur. Çünkü sinirleri uyarmak zorundayız. Şimdi inaktif olan, yatak istirahati gören hastalarımızda sinirler de tembelleşiyor. Diyorlar ki eyvah babacığım bize dokunmayın, biz yatalım bir dinlenelim. Dedikleri için hastalar kollarını, bacaklarını kullanamıyorlar. Veya algılarında, işitme konuşmalarında gelişmeler meydana gelmiyor. Biz ne diyoruz? Zamanla toparlanacak, zamanla toparlanacak, zaman inşallah olacak. Bu zamanı iyi değerlendir. Zamanı toparlayabilmek için bir şeyler yapmamız lazım. Tabii. Sadece ilaç yapıp zamanla toparlanacak veya sadece işte bir iki tane basit aktivite yapıp zamanla toparlanacak da olmuyor bu işte. Tabii. Sinir uçlarını uyararak bu tarz uygulamalarla zamanla toparlanmaya destek vereceğiz ve zamanla toparlanmak durumu eskiden mesela şimdi ben Erzurumluyum ayıptır söylemesi övünüyorum da bunda diyormuşum. Şimdi biz İstanbul'dan Erzurum'a eskiden işte atla Altay'a gidiyorlarmış, Altay'a gidiyorlarmış. Şimdi günümüz teknolojisiyle uçakla ne kadar bir hızla gidiyoruz? Hemen bir saat, bir buçuk saat sonra Erzurum Atatürk Havaalanı'ndayız. Şimdi bu uygulamayla da yeni gelişmekte olan fizyoterapi uygulamalarıyla da bu tarz özellikle vücudumuzun sağ veya sol tarafıyla alakalı kısmı bir felci olan bir hastalar varsa şu uygulamalarla beraber sanki uçakla iyileşiyorlarmış gibi, jet hızıyla iyileşiyorlarmış gibi bir hızlanma sürecine girerler. Bunları yapmazlar, normal şeylerle yaparlarsa atla veya işte ineyle dağa eşmeye devam eder. Gibi. Hocam Deryan, çok teşekkür ederim. Hakan'cığım sana ederim. Da çok teşekkür ederim. Hakan'cığım burada gel. Yardımcı olduğun için. İyi misin Hakan? Bomba gibisin değil mi? Maşallah iyi. Peki. Hadi bakalım. O zaman ben ikinize de çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Verdiğiniz kıymetli bilgilerden dolayı. Bizi daha tekrardan konuk ettiğiniz için biz esas size çok ne teşekkür güzel. Ederiz. Sağ olun. Mutlu bize. Herkes ekran başına. Bu konu gündem yaratacak. Felçli hastaların tedavisinde mucize gibi yöntem. Yürümeyi yeniden öğrendiler.
Hayata yeni baştan tutundular. Felçli hastalar fizik tedavi sayesinde felci yenip ayağa kalkıyor. Dikkat! Kalbi durduğu için beynine kan gitmeyen Ahmet bu yöntemle yürüdü. Ahmet'i ve daha birçok felçli hastayı yatağa bağımlı olmaktan kurtaran fizyoterapist Türkan Akkuzu bu mucizevi yeni yöntemi anlatıyor. Şimdi hayata dokunmak lazımdı. Yaptığın işi çok basitçe söyleyeyim. Çok iyi bir iş yapıyorsun. Çünkü biz diyoruz ki bu insanlara, nörologlar ve fizyoterapistler, bizim sizin için yapabileceğiniz bunun hastalığı, yapacak bir şey yok. Alın bu hastayı eve götürün. Bu arkadaş da diyor ki ben bunlar evde gitmesinler. Yapılabilecek bir şeyler olduğunu hala inanıyorum. Başka bir tedavi deniyorum. Ben de diyorum deniyor ki, ve de başarı sağlıyor. Ahmet de değil. Evet. Şimdi kaç hastayı ayağa kaldırdınız? Şimdiye kadar yüzlerce hastayı ayağa kaldırdım. Burada takip ettiğim mesela İngiltere'de, Almanya'da, Japonya'da, Rusya'da, Katar'da, Mısır'da, Suudi Arabistan'da, Azerbaycan'da takip ettiğim bir sürü hastalar var. Hatta geçen hafta Almanya'da ciddi bir basın toplantısı yaptık. Orada birkaç tane televizyon programına falan da gittim. Evet. Konuk ayağa kaldırırım Ahmet'e ben yardımcı olur mu diye mi düşündüm? Aynen öyle söyledim. Aynen. Yani kesinlikle ayağa kaldırırım, yürütürüm. Peki daha önce yapmış mıydın böyle bir şey? Tabii ki yapmış. Var. Yani bu tarz ben bunu hallederim. Tabii harika. Ki. Bize güveni verdi, teminatı verdi. Biz de güvendik, beraber dolaşıp. Ahmet'ciğim. Bravo. Tebrikler. Allah sağlık versin inşallah. Çok teşekkür ederim. Bahsedemedim de yani sağ olun. Ünlü baterist Hakkı Doğusoy'un hayatı geçirdiği motosiklet kazasıyla değişti. Kazadan sonra felç kaldı. Doktorlar bir daha yürüyemez dedi. Umudunu hiç kaybetmeyen Doğusoy 5 ayda... Hakkı Doğusoy'un yolu fizyoterapist Hürkan Akkuzu'yla kesişti. Bir daha ayağa kalkamaz denilen Doğusoy fizyoterapi tedavisine olumlu cevap verdi. Önce ayaklarını kıpırdatmaya, ardından ellerini oynatmaya, sonra da yürümeye başladı. Uygulanan tedavi tüm felçli hastalara umut oldu. Hakkı Bey'e uyguladığımız tedavi genellikle vücudunun sağ veya sol tarafından felç geçiren, ikinci olarak sinir sisteminde trafik kazasına bağlı olarak araç dışı veya motosiklet kazasına... Gel, tut elinden. Gel bakalım. Gel. Bırak şimdi elini bakayım. Bırak, yürü bakalım. Hadi bakalım Hanife teyzem. Yürü, aferin sana. Şu tarafa doğru. Yürü, çok güzel. İyi misin? Bana söylemek istediğin bir şey var mı? Senin sağlığını istiyorum yavrum benim. Allah ne muradını sonu versin. Amin. Sen bana iyi davranıyorsun, ben daha iyi oluyorum. Maşallah, hadi bakalım. Doğan abi ikinci ayımızda. Kalkalım Doğan abi. Çok güzel. Sol tarafımızdan kısmi felç geçirdi. Ayağa kalkalım. Çok iyi. Yürüyüşlerimizi yapalım. Gelin bakalım. Müthiş. Bana doğru gelin. Artık bağımsız adımlar atabiliyoruz. Çok güzel. İyi miyiz Doğan abi? İyiyiz. Ne kadar iyiyiz? Çok iyiyiz. Çok çok mu iyiyiz? Çok çok iyiyiz. Maşallah. Daha da iyi olacağız. İnşallah. Bana söylemek istediğin bir şey var mı Doğan abi? Teşekkür ettim. Sağ ol. İki ay önce geçirmiş olduğu kısmi felç sonrası hastamız. Ayağa kalkalım. Ayağa kalktık. Dik durduk. Harika. Çok güzel. Kollarımızı kaldıralım. Süper. İn aşağı doğru. Kollarını sallayarak gel. Yürü. Çok güzel. Sağ emikleci. 83 yaşında. Çok güzel. Çok iyi. Çok iyi. Şimdi dön Dudu teyzem. Dön. Arkaya doğru git. Dön. Dön. Çok iyi. Maşallah. Harika. Harika. Asker için de yapıyoruz esas. Bakın. Harika. Asker için de yapıyoruz esas. Kalkıyoruz. Kalkıyoruz. Hacer Hanım teyzem çok güzel. Gel bakayım bana doğru. 2 yıllık hemiplejik hastamız. Ve şu etapta kendi kendine kalkıp yürüyebiliyoruz. Mehmet amcam yürü bakalım. Güzel. Çok iyi. Gayet güzel. Harika. Sol tarafından 30 Mart 2018'de felç geçirmesi sonucundaki yürüyüşleriniz. Çok güzel. Yürüyelim. Dediğim teyzem sağ tarafından kısmi felç geçirdi. Yaklaşık 6 haftadır birlikteyiz. Kalp pilimizde olmasına rağmen güzel güzel hareket. Gel Naciye teyzem düz yürü. Kaç yaşındaydı? 80. 85 yaşında maşallah. Çok güzel. Beyin kanamasına bağlı olarak yürüyüşlerimiz. Çok iyi. Dön şimdi harika. Kolunu kaldır. Harika süper. Aşağı doğru indir. Çok iyi. Yanlara doğru kaldır.
Çok güzel. Dirseklerini kır. Çok iyi. Alkış yap. Gel. Dön. Kollarını sallayarak gel. Dizlerini karnına doğru çekerek. Sol tarafını da. Kollarını da salla. Salla, salla, salla. Dik dur. Tamam, dur. Harika. Geriye doğru yürü. Geriye geri. Geri geri. Koş bakalım. Sahi mükteci. 10. ayında geriye doğru koş. Çok güzel. Hızlı bir şekilde yürümeye gel. Yürü. Hızlı bir şekilde kollarını da kaldırarak. Hürkan, belli ki sen çok iyi bir fizyoterapistsin. Hastalarını seven çok iyi bir fizyoterapistsin. Sana çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim abi. Ben onu şunu hissettim ki bir kişiyle hele teke tekte çalıştığın zaman gayet başarılı. Allah'ın izniyle. Fizyoterapist Hürkan Akkuzu'dan sağlıklı bir omurgaya sahip olmak için altın değerinde öneriler.